Çekiyorum efendim. 15 Temmuz akşamı yapılan bu sıkıntılı darbenin Türk halkına büyük bir sıkıntı verdiğini, fakat liderlerimizin, Cumhurbaşkanımız, hükümetimizin başındaki başbakanımız ve idarecilerimiz, yerel yönetimdeki idarecilerimiz dirayetli ve dik duruşlarıyla halkımızın hizmet için hizmete yapmış olduğu, aldığı hizmetin karşılığını dik duran, sorunların üzerine defaten giden, sorunları asla ve asla hiçbir yoğunluğunu gözetip de sıralamaya koymadan aciliyetlerini bir araya getirip veren ve onlara milleti için hizmet eden insanlara Türk milleti de 15 Temmuz'da sahip çıkarak bu kalleşçe, bu ferasetsizce yapılan darbeyi kınıyoruz. Biz burada değerli başkanımıza geçmiş olsun diliyoruz. Türk milletine Cenab-ı Rabbil Alem bir daha böyle acı günler yaşatmasın. Böyle ferasetsiz şeyler yaşatmasın. Ama şunu bilmiyorlardı ki Türk milleti kendisine hizmet eden, kendisi için gecesini gündüzüne katıp asla ve asla hiçbir zaman mefhumunu gözetmeden milletine hizmet için, milletine hizmet aşkı için koşan idarecilerini hiçbir zaman yarı yolda bırakmamıştır. Bizler Türk milleti olarak idarecilerimize, yerel yönetimdeki idarecilerimize biz elimizi taşın altına koyduğumuzu ve her zaman onların yanında dik duracağımızı, çünkü onların bizlere mesai mefhumu gözetmeden memleketimize hizmet etmek için bir aşkla çalıştıklarını biliyoruz. Biz asla ve asla böyle bir girişimleri, böyle kalkışmaları tasvip etmiyoruz. Çünkü bunu da 15 Temmuz'da zaten Türk milleti göstermiştir. Biz bu kalkışmayı yapan insanları Türk adaletine teslim ettik. İnşallah bunların kökleri kazanacaktır ve Türkiye Cumhuriyeti büyük bir dirilişle silkinerekten kalkacağı kanaatindeyiz. Ve bu bizim artık üstümüzde, önümüzde bir engeller ordusu değil, bizim önümüzde Türkiye Cumhuriyetleri, bizim önümüzde lider bir devlet olma aşkı inşallah bu dönemden sonra da çıkacaktır. Bin nasihattan bir musibet iyidir diyerek biz dersimizi aldık. Türk milleti dünyaya dersini verdi. Türk milletinin vermiş olduğu bu feraset, bu sadakat, kendisine hizmet edenleri asla ve asla yarı yolda bırakmayacağının göstergesi inşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 hedefine, 2071 hedefine daha uygun bir şekilde, daha lider bir devlet, daha ekonomisi düzgün, her şeyi tamamlanmış bir Türkiye ile ulaşacağımız kanaatindeyiz. Ben değerli başkanıma geçmiş olsun diliyorum. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, hükümetimiz, tüm parti liderlerinin göstermiş olduğu bu birlik ve beraberliği, Türk milletinin bu birlik ve beraberliğini ben geçmiş olsun dileyerek Tokat Muhtarı olaraktan sizlerden geçmiş olsun diliyor ve bir daha Cenab-ı Rabbil Alemin böyle sıkıntıları göstermemesini temenni ediyoruz. Evet, ben de değerli Tokat Mahalle Muhtarları Derneğimiz Başkanı ve onun değerli yönetim kurulu üyelerine hem teşekkür ediyorum hem de hoş geldiniz diyorum. Bu güzel duyarlılığınızdan, ki 16-17 gündür gösterdiğiniz bu duyarlılıktan dolayı da hasreten ben de tek tek tüm mahalle muhtarlarımıza da buradan da sizler aracılığıyla da teşekkür ediyorum. Değerli dernek başkanımızın da ifade ettiği gibi bu millet 15 Temmuz akşamı ve onun devamındaki tüm günlerde müthiş bir birliğe, beraberliğe imza atarak bu vatanın bir karış toprağını dahi biz vatan hainlerine vermeyeceğiz. Bu güzel Anadolu topraklarının bir karışını dahi ülkemizin üzerine bugün göz dikmiş o hainlere vermeyeceğiz cevabını en iyi şekilde vermiştir. Bu noktada tabii ki müthiş bir vatan hainliği içerisinde asker kılığına girmiş bu teröristler gerekli cezayı da zaten alacaktır. Bundan da hiçbir şüphemiz yoktur. Sonuçta ülkemiz artık eski Türkiye değildir. Yeni Türkiye demokrasinin olduğu, hayat standartlarının yükseldiği, refah düzeyinin son derece belki en üst seviyelerde olduğu bir Türkiye'dir. Ve böyle bir Türkiye'den de
artık eski Türkiye diyeceğimiz, darbelerin olduğu, ekonomik krizlerin olduğu ya da insanların yaşantısından dolayı, fikrinden dolayı, giyim tarzından dolayı ayırt edildi ya da kutuplaştırıldı bir Türkiye asla bundan sonra da geri dönülemeyecek. Bunu söyleyeyim. Bunu heveslenen de kimse de, bu heveslenme de bu millet kursağında bırakacaktır. Sonuçta bizler Allah'a şükür Anadolu topraklarında 1000 yıldır dostça, kardeşçe yaşıyoruz. Kim ki bizim bu dostluğumuza, kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kasteliyorsa da işte biz omuz omuza, el ele, kol kola, bu al bayrağın altında yine hep beraberce hiç vatan, mesele vatandır, gerisi teferruattır anlayışıyla duruşumuzu da sergileyeceğiz. Bunu her zaman söylüyorum. Sonuçta yarın bir seçim olur. Gidersiniz, gönlünüzdeki partiye oy verirsiniz. Kimse de size bu noktada niye şuna verdiniz, buna verdiniz demez, böyle bir ayet dedirmez. Hükümeti beğenirsiniz, yeniden seçersiniz. Beğenmezsiniz, başka hükümet getirirsiniz. Ama bu ülkenin tek bir cumhurbaşkanı var. Bu ülkenin tek bir Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Bu ülkenin tek bir başbakanı var ve tek bir hükümeti var. Sonuçta demokrasinin tecelli ettiği bu kurumları bizler hep beraberce ayakta tutmalıyız. Hep beraberce sahip çıkmalıyız. Millet de bunu yapmıştı. Milletimiz Cumhurbaşkanı'na, Başkomutanı'na sahip çıkmıştır. Meclisine sahip çıkmıştır. Hükümetine sahip çıkmıştır. Ve bunu yaparken de sahip çıkması gerektiği için bunu yapmıştır. Ve bundan sonra da isim ne olursa olsun yine demokrasiye karşı yapılacak her türlü darbe ya da her türlü böyle bir harekata karşı da bu millet büyük bir ders vermiştir. Ben inanıyorum ki bundan sonra Türkiye'de artık darbeler ya da darbeye teşebbüs dönemleri kapanmıştır. Bundan sonra darbe yapmaya teşebbüs edecek insanlar dahi bir kere değil 1000 kere düşünecekler ve ondan sonra bu işi yapmayı, hatta yapmayı bile bırakıp yapmayacaklarını bir şekilde akıllarının bir yerine yazacaklardır. Sonuçta keşke olmasaydı, üzüntümüz bu olayın olması, artı 250 tane şehidimizin olması, birçok gazimizin olması bizi çok üzdü. Keşke olmasaydı. Ama diğer taraftan sevindiren boyut bu olayın böyle püskürtülmüş olması. Allah muhafaza bir darbeyle şu anda günler de geçirebilirdi ki böyle bir Türkiye'yi ben hayal dahi edemiyorum. Artı diğer taraftan insanların birliği beraberliği bizi sevindirdi. Yani şu anda darbeye karşı laiki, antilaiki, Türk'ü, Kürt'ü, Alevisi, Sünnisi, yani ne olursa olsun her düşünceye sahip insan da olsa ve her türlü farklı siyasi fikirlere de sahip olsa ya da her türlü farklı etnik yapıya da sahip olsa insanlar bir olmayı gördü, beraber olmayı bir şekilde becerdi. Zaten bu da verilen en büyük cevaptır. Yani bu cevap birilerinin zaten heveslerini kursağında bıraktı. Onun için Allah'ın izniyle bu millet çok güzel işleri daha imza attı, bundan sonra atacaktır. 15 Temmuz ikinci bir Çanakkale destanıdır. Nasıl ki 100 yıl önce dedelerimiz, atalarımız bir Çanakkale destanı yazıp bu vatan bölünmez, bu vatan asla düşmana verilmez diye 250 bin şehit verdiyse bugün de aynı şekilde o ruh 15 Temmuz gecesinde tecelli etti. Kimisi kolunu verdi, kimisi ayağını verdi. Kimi başını verdi ama asla vatanı vermedi. Ve Allah razı olsun o milletin hepsinin alınlarından öpmek lazım. 7'sinden 70'ini herkesin tebrik etmek lazım. Ben de bu noktada sizleri de tebrik ediyorum. Tüm emeği geçen Tokat demişerlerimize, tüm milletimize ben de buradan hasreten bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere de hayırlı günler diliyorum.